Merhaba, bu dersimizde yüksek doğru gerilimlerin üretilmesi konusunu anlatacağız. Yüksek doğru gerilimler çeşitli bilimsel araştırmalarda ve laboratuvarlarda DC yüksek gerilim elemanlarının test edilmesinde, bazen de yüksek gerilim kabloları ve yalıtım testlerinde kullanılırlar ve iki şekilde elde edilirler. Dolaysız yöntem ve dolaylı yöntem dediğimiz iki şekilde elde edilirler. Dolaylı yöntemde yüksek gerilim doğrultucuları, redresörleri kullanılarak alternatif gerilimi doğrultmak suretiyle elde edilirler. Dolaysız yöntem dediğimiz yöntemde ise elektrostatik jeneratörler yardımıyla, ki buna iyi bir örnek Van de Graaff jeneratörü, onu da göreceğiz. Elektrostatik jeneratörler kullanılarak yüksek doğru gerilimler elde edilebilirler. Burada dolaylı yöntemde, yani yüksek alternatif gerilimlerin doğrultulması suretiyle yüksek doğru gerilimlerin elde edildiği yöntemde, yüksek gerilim diyotları ve kapasiteleri kullanılarak alternatif gerilim doğru gerilime çevrilir. Yüksek doğru deney gerilimlerini V bağıntısı ile gösterirsek, bu aslında aritmetik ortalama değeri veren bağıntıdır. Dolayısıyla T periyot olmak üzere 1 bölü T, sınırlarımız sıfırdan T, VT çarpı DT bağıntısı ile tanımlanan aritmetik ortalama değeriyle yüksek doğru deney gerilimlerini doğru gerilim elde edeceğimiz için burada dalgalanma ve dalgalanma faktörü de önemli bir kavram. Dalgalanma bir doğru gerilimin maksimum ve minimum değerleri arasındaki farkın yarısıdır. Dolayısıyla delta V ile gösterdiğimiz dalgalanma V max eksi V min bölü 2 eşittir. Bunun V aritmetik ortalama değerine oranı da dalgalanma faktörü ya da dalgalılık katsayısını vermektedir. Şekilde de görüldüğü gibi gerilimin maksimum tepe değeriyle bir minimum değeri arasındaki farkın yarısı bana dalgalanma değerini vermektedir. Evet, yüksek doğru gerilimlerin üretilmesinin iki yöntemle olduğunu söylemiştik. Birincisi dolaylı yöntem dediğimiz yüksek alternatif gerilimlerin doğrultulması suretiyle yüksek doğru gerilimlerin elde edilmesi. Burada doğrultucu olarak ya yarı iletken diyotlardan oluşan yarı iletken doğrultucular veya vakumlu tüpler kullanılır. Öncelikle vakumlu tüpleri anlatalım. Daha sonra yarı iletken doğrultucularla oluşturulan devreleri daha geniş ve detaylı olarak inceleyeceğiz. Yüksek vakumlu tüplerde akım üretimi kızgın katot tarafından üretilen ve elektrik alanı ile anoda doğru hızlandırılan elektronlar yardımıyla olur. Bu tip redresörde devrelerinde 100 kilovolta kadar gerilimler üretilebilmektedir. Ancak burada yüksek vakumlu tüpler çalıştırılmaya başlamadan önce katotların ısıtılması gerektiği için yarı iletken doğrultuculara göre daha az kullanılırlar. Fakat günümüzde hala bu yüksek vakumlu tüpler özellikle röntgen tesislerinde röntgen tüpü görevini de yaptıkları için önemlerini hala korumaktadırlar. Yarı iletken doğrultucular ise yüksek vakumlu tüplerin aksine aslında gerçek anlamda doğrultucu değillerdir. Çünkü bunlar kesim durumunda bile belirli bir akım geçirirler. Küçük olmakla birlikte bir akım geçmektedir. En fazla kullanılan yarı iletken doğrultucuların dayanma gerilimleri ve akım değerleri tabloda görülmektedir. En fazla selen, germanyum veya silisyum yarı iletken malzeme olarak kullanılmaktadır yarı iletken doğrultucularda. Selenli doğrultucular silisyumlu doğrultuculara göre daha fazla yer kaplarlar. Dolayısıyla verimleri daha düşüktür. Ancak yüksek gerilim laboratuvarlarında en fazla birkaç yüz mili amper büyüklüğündeki akımlara ihtiyaç duyduğu için selenli doğrultucular yoğun olarak kullanılmaktadır. Evet, yarı iletken doğrultucuların birincisi
Yani yüksek alternatif gerilimi doğrultmak suretiyle yüksek doğru gerilim elde eden devrelerin birincisi ve en basit yöntemi yarı dalga doğrultucular. Bu devreleri aslında elektronik dersinden de hatırlıyorsunuz. Burada görüldüğü gibi bir D redresörü, bir doğrultucusu kullanılmıştır. Tabi burada bu D ile gösterdiğimiz doğrultucunun içerisinde birbirine seri bağlı onlarca hatta belki çok çok yüksek gerilimlerde yüzlerle ifade edilebilecek yüksek gerilim kondansatörlerinin birbirine seri bağlı olduğunu düşünelim. Yani burada D ile gösterdiğim redresörde doğal olarak tek bir diyot kullanılmıyor. Birbirine seri bağlı onlarca diyodun kullanıldığını düşünmemiz gerekiyor. Evet, burası bir normal deney transformatörümüz. Deney transformatörü yardımıyla alçak gerilimi, alternatif gerilimi, yüksek alternatif gerilime dönüştürüyoruz. Yani UT burada bir alternatif gerilim ve daha sonra da redresör yardımıyla ama tek dalga doğrultucu olduğu için tek alternansta gerilim değerini doğrultarak deney cismine uyguluyoruz. Burada R'nin deney cismi ya da yük olduğunu düşünelim. Ve dalgalık katsayısını azaltmak için de yani mümkün olduğu kadar sabit bir doğru gerilim elde etmek için de yüke paralel bir kondansatör bağlamamız gerekiyor. Yani bilinen klasik standart bir yarı dalga doğrultucu devresi. Gördüğünüz gibi devrede C kapasitesi yok iken gerilimin dalga şekli. Tabi burada şöyle düşünelim. Yarı dalga doğrultucuda artı alternansta doğrulttuk ama tabi burada doğrultulmuş gerilim şu şekilde sıfır olacaktır. Eğer kapasite kullanmazsanız dalgalılık katsayısı yüksek bir doğru gerilim elde edersiniz. Ancak C kapasitesi değerine bağlı olarak gerilim değeri buradan sıfıra inmeyip şu şekilde devam edecektir. Burada da zaten dalgalık katsayısının nasıl hesaplandığını az önce görmüştük. Evet, ikinci durum, ikinci devremiz tam dalga doğrultucu. Burada iki redresörden oluşan bir örnek göstermiştir. Basit bir tam dalga doğrultucu devresi görülmektedir. Aynı doğrultma devresini 4 diyot ya da 4 tane doğrultucu kullanarak da yapabiliriz. Bunu da hatırlarsanız grids montajı dediğimiz yine özel bir montaj yardımıyla yapabiliyorduk. Burada doğal olarak alternatif gerilimin pozitif yarı dalgasında D1 diyodu iletimdeyken D2 diyodu iletimde değildir. Negatif yarı dalgada ise D2 diyodu iletime geçerek her iki alternansta da gerilimin doğrultulması sağlanmaktadır. Burada da yine yüksek doğru gerilim elde ederken dalgalanmayı azaltmak için çıkış uçlarına paralel C kapasitesi yine bağlanmaktadır. Bu kapasitenin bağlarken alternatif kaynak geriliminin frekansının veya faz sayısının artırılması gerekebilir. Özellikle dalgalanmayı daha fazla azaltmak için. Bir başka devremiz. Bundan sonraki vereceğimiz devreler genellikle o devreyi ilk bulan, tasarlayan kişinin ismiyle adlandırılmıştır. Willard devresi bağlantı şemasında görüyorsunuz. Gerilimi iki katına çıkaran basit bir devre. Burada C kapasitesi alternatif gerilimin tepe değeri UT yüksek alternatif gerilim tepe değerine UT dedik. UT'nin yani UT tepe gerilim değerine kadar dolar ve çıkış gerilimi de kondansatör gerilimiyle transformatör geriliminin yani şuradaki kondansatör gerilimiyle sekonder geriliminin toplamı kadar bir çıkış gerilimi doğrultucu üzerinden elde ederiz. Bunu da UT ile elde ediyoruz ve bunu deney cismine
veya yük cismine uygulayabiliriz. Böylelikle gerilimi iki katına çıkararak ve alternatif gerilimde doğrultarak bir doğru gerilim elde etmiş oluyoruz. Tabii buradaki D ile gösterdiğimiz redresör 2UT gerilimine, çünkü gerilim iki kat arttığı için 2UT gerilimine dayanmak zorundadır. Bu devrede çıkış gerilimin dalgalılığını daha fazla azaltmak pek fazla mümkün değil. Bu nedenle bu devre biraz geliştirilerek Grnicher devresi elde edilmiştir. Burada da zaten aslında şu kısma kadar bu devrenin bir Willard devresi olduğuna dikkat etmek lazım. Burada ayrıyeten bir D2 redresörü ve yüke paralel bağlı C2 kondansatörü oluşturularak dalgalılığın, dalgalılık katsayısının azaltılması hedeflenmiştir. Dolayısıyla Grnicher devresi, Willard devresinin geliştirilmiş bir şekli, gerilimin Grnicher devresindeki dalga şeklini de görmekteyiz. Burada da yine C1 transformatörü ve C2 transformatörünün seçimini yaparken özür dilerim. C1 ve C2 kondansatörlerinin seçimini yaparken C1 kondansatörü UT gerilimine dayanacak şekilde seçilmeli. Ancak C2 kondansatörünü seçerken C2'nin 2UT geriliminde dayanacak kapasitede bir kondansatör olduğuna dikkat etmek olacağına dikkat etmek gerekmektedir. Bir başka yüksek doğru gerilim üreten devremiz Zimmermann Witka montajı. Bu da aslında iki tane Willard devresinin, aslında şurası da bir Willard devresidir. Bu kısım da bir Willard devresidir. Sanki iki Willard devresinin karşılıklı bağlanması ile elde edilmektedir. Bu devrenin çıkış uçlarında tepe değeri transformatör gerilim tepe değerinin 3 katı, ortalama değeri ise yine 2 katı olan dalgalı bir doğru gerilim elde edilmektedir. Bir başka devreye geçecek olursak, aslında yukarıda gösterdiğimiz Grnicher devresi bu tek katlı bir devreydi. Daha büyük yüksek doğru gerilimler elde etmek istediğimiz zaman tıpkı deney transformatörlerinde yaptığımız gibi katlı ya da kas kat bağlantılı devreler kullanabiliriz. Bu bağlantıya aslında aynı zamanda, yani Grnicher kas kat devresine Cockcroft ve Walton montajı da diyoruz. Ve çok yüksek doğru gerilim üretilmesinde kullanılan önemli bir devre ve şekilde 3 katlı bir kas kat bağlantıyı görmekteyiz. Burada şu alt kısım yine aslında transformatör, yani yüksek alternatif gerilimin elde edildiği, sadece transformatörün sekonder sargısını artık göstermişiz. Gerilimin tepe değeri, yüksek alternatif gerilimin tepe değeri UT ve burada yine kapasiteler ve doğrultucular üzerinden, burada redesörleri akımın geçişini gösteriyorum ve kapasitelerden de yine tabii akım geçmektedir. Dolayısıyla burada en alttaki C0 kapasitesi UT gerilimi ile dolarken bunun üstündeki C1 kapasiteleri 2UT gerilimi ile dolmaktadır. Dolayısıyla şu noktada 2UT gerilimi, bu noktada 4UT ve çıkışta sonuçta burada 6UT gerilimini elde ederek, yani 2UT gerilimini 3 kat artırarak 6UT gerilimini çıkışta elde etmiş oluyoruz. O yüzden burada 3 katlı bir kas kat, Grnicher kas kat devresi söz konusu. Burada gerilim dağılımının düzgün olabilmesi için en alttaki C0 kapasitesinin değeri C1 kapasitesinin 2 katı olarak seçilmektedir. Ve şu ortada gördüğünüz C2 kondansatörlerinin seri bağlanmasından meydana getirilen sütun da dalgalı doğru gerilimi sabit bir doğru gerilim haline çevirmek için kullanılmıştır. Yani dalgalılık katsayısını azaltıp mümkün olduğu kadar sabit, düzgün bir doğru gerilim elde etmek için burada C2 kapasitelerini kullanıyoruz. Burada tabii Grnicher'ın simetrik olmayan devresinin
Özellikle kat sayısı arttıkça, kat sayısını arttırmak mümkün. 8 UTE gerilimi için buraya bir kat daha ekleriz. 10 UTE gerilimi için 5. bir katı ekleyebiliriz. Ancak kat sayısı artınca bazı sakıncalar da ortaya çıkmaktadır. Çünkü yüklü durumdaki delta U dalgalanmaları ve gerilim düşümü yüksek frekanslarda dahi büyük olmaktadır. Bu durum devrenin simetrik girniçer kaskat devresi biçimine getirilmesi için ile giderilerek çıkış gerilimi daha düzgün duruma getirilebilir. Girniçer kaskat jeneratörleri kullanılarak kat sayısını artırmak suretiyle 5 megawata kadar gerilimler, yüksek doğru gerilimler elde edilmektedir. Evet, burada da yine örnek olarak 1000 kilovoltluk 10 miliamperlik 6 katlı bir doğru gerilim kaskat üretici görülmektedir. Bir başka devremiz transformatör destekli kaskat jeneratör. Özellikle 100 miliamperin üzerindeki akımlara ihtiyaç duyulduğu zaman doğrultucu devrelerin üst üste bağlanması suretiyle yapılması daha ekonomik olmaktadır. Böylelikle büyük akımlarda dahi dalgalanmaların ve gerilim düşümlerinin küçük olması sağlanmaktadır. Burada da dikkat edilecek husus katlara verilecek her bir kata verilecek alternatif gücün verildiği katın geriliminde olması zorunluluğudur. Bu da ya izole transformatörler veya izole miller üzerinden tahrik edilen jeneratörler yardımıyla yapılmaktadır. Evet, bu birinci yöntemdi buraya kadar anlattıklarımız. Yani yüksek alternatif gerilimlerin doğrultulması suretiyle yüksek doğru gerilimlerin elde edilmesi idi. İkinci yöntem ise elektrostatik jeneratörlerle yüksek doğru gerilimlerin üretilmesi yöntemi. Elektrostatik jeneratörler kapasitesi C olan bir yüksek gerilim elektrodunun Q elektrik yükü ile doldurulması esasına dayanmaktadır. Q elektrik yükünü C'de kapasiteyi göstermek suretiyle Q eşit C çarpı U olduğu için gerilimi Q bölü C yazabiliriz. Aynı zamanda bu bir kapasite üzerindeki gerilim olduğu için bu gerilim 1 bölü C geçen akım I integral I çarpı dt de yazabiliriz. Burada Q elektrik yükü yalıtkan bir cisim yardımıyla kapasitesi C olan yüksek gerilim elektroduna taşınır. Dolayısıyla bir U gerilimi elde edilmiş olur. İşte bu U gerilimi bir doğru gerilimdir. Burada elektrik yükünü yüksek gerilim elektroduna bir yalıtkan cisimle taşındığını söyledik. Örneğin bir kayışla taşınabilir. Dolayısıyla bildiğimiz klasik jeneratörlerden farkı şudur. Elektrostatik jeneratörlerin. Klasik jeneratörlerde İçinden akım geçen iletkenler buna tesir eden elektromanyetik kuvvetlere karşı döndürülürken elektrostatik jeneratörlerde de elektrik yüklü yalıtkan bir cisim yüklere tesir eden elektrostatik kuvvetlere karşı hareket ettirilir. Elektrostatik jeneratörlere en iyi örnek Van de Graaff tarafından üretilen 1931 yılında bulunan yalıtkan kayışlı bir jeneratördür. Van de Graaff jeneratörü diyoruz biz buna. Burada Van de Graaff jeneratörünün şeklini görüyorsunuz. Tabi burada yüksek doğru gerilim elde etmeden önce yine bir transformatör yardımıyla şuradaki transformatör yardımıyla alçak alternatif gerilimi şu kısımda yüksek alternatif gerilimi öncelikle dönüştürüyoruz. Daha sonra da burada basit bir yine Willard devresi kullanmak suretiyle bir redresör ve bir kapasite kullanmak suretiyle doğru gerilime dönüştürüp ama bunu da yüksek gerilim elektroduna bir yalıtkan cisim yardımıyla ki biz bunun bir kayış olabileceğini söyledik. Yalıtkan bir kayış olabilir. Mesela şu kısım yani şu kısım bir yalıtkan kayış ve yalıtkan kayış yardımıyla hareket edecek tamburlar mevcut. Ve şu kısım tabii doğal olarak kapalı bir alan. Ve burada Van de Graaff jeneratöründe farklı bir elektrot sistemi var. Biz çeşitli elektrot sistemlerini görmüştük.
Bakın burada sivri uç, şu sivri uç, şurası da düzlem bir elektrot. Dolayısıyla burada sivri uç düzlem elektrot sistemi mevcut. Ve burada akım kaynağı tarafından üretilen elektrotlar sivri uçtan düzleme geçmek isterken yalıtkan kayış tarafından tutulup yalıtkan kayış hareket ettirildiği için bu elektrik yükleri şuradan alınıp üstteki tamburu hareket ettirilir ve böylelikle az önce bahsettiğimiz prensip gereğince Q eşit C çarpı U prensibi gereğince buradaki yüksek gerilim elektroduna taşındığı için ve buradan bu yüksek gerilim elektrodundan bir U gerilimi, bu bir DC gerilimdir. DC gerilim elde edilir. Böylelikle yüksek bir doğru gerilim elde etmiş oluruz. Bu şekilde imal edilen elektrostatik jeneratörler ile 2 ile 5 megavolta kadar yüksek doğru gerilimler elde edilebilir. Akımları 1 amperin altında, hatta daha büyük gerilimlerde yani 10 megavolta kadar yüksek doğru gerilimler üreten yüksek basınçlı ortam içinde bulunan Van de Graaff jeneratörleri imal edilmiş durumdadır. Evet, burada da bir Van de Graaff jeneratörünün laboratuvardaki şeklini görüyoruz. Bahsettiğimiz bu çok fazla görünmüyor ama yalıtkan kayışın ve sivri uç düzlem elektrot sisteminin olduğu kısım şu şeffaf kısmın içerisinde. Bu da az önceki şekilde gördüğümüz bu en üstte yüksek doğru gerilimi almamızı sağlayacak yüksek gerilim elektrot kısmı. Evet, böylelikle yüksek doğru gerilimden üretilmesi devrelerinde görmüş olduk. Hoşça kalın.